Yeni bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar. Bugün videomuzun görselinde sizlerle dağ sümbülü, morbaş, kedi nanesi, Arap sümbülü gibi, muscaris gibi isimleri olan yaban sümbülü, dağ sümbülü, kedi nanesi bitkisinin faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Bitkinin yetiştiği alanlar 0 ile 3000 metre rakama kadar olan yükseltilere kadar, aşırı soğuklara karşı da eksi 35 derecelere varan soğuklarda toprağın 0 ile 50 santim arasındaki katmanlarında soğanlı kökler olan bu bitki genellikle Afrika, Asya, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetişebilmektedir. Bitki şifalı bir bitki olmakla birlikte pırasaya benzeyen bir görüntüsü vardır. Bazı yörelerde bu bitkiye çiriş otu da demektedir. Genellikle yaprağını kopardığımızda jel gibi bir katman, bir sıvısı vardır. Bu sıvısıyı veyahut da yapraklarını koparıp saplarıyla birlikte kopardığımızda bir kavanozun üzerine doldurarak üzerine de zeytinyağı ile ilave ettiğimizde 40 gün kadar bir sürede bekletildiğinde o bitkinin özündeki o sıvı jel gibi tabaka maddesi, etken maddesi zeytinyağının içine sarayaktır. Yani zeytinyağına özünü bırakacaktır. Elde edilen bu jel özellikle haricen topuk çatlaklarında ciltteki kırışıklara kullanılmaktadır. Bitkinin üreyip çoğalması genellikle soğanlı köklerinden olmaktadır. Asıldığımızda kökleri çıkmamaktadır. Mutlaka bunu bir kürekle veyahut da belle herhangi bir kazmayla kazarak soğanlı köklerini çıkartabiliriz. Ayrıca bitkinin üretilmesi de yine soğanlarından olmaktadır. Bol sulu özlü bir bitki olan bu bitki yumruları ezilerek krem yapılarak harici olarak da uğur, çıpan ve yaralarda kullanıldığı gibi topuk çatlaklarında, cilt kılçıklarında ve çeşitli cilt hastalıklarında kullanılmaktadır. Ayrıca iki tatlı kaşığı dağ sümbülü veyahut da kedi nanesi veyahut da morbaş otunu bir bardak suya katılarak 1-2 tatlı kaşığı dağ sümbülü eklenerek kısık ateşte 3-5 dakika kaynatıp bir miktar demlendikten sonra da çay olarak da içilmektedir. Hemen hemen çiriş otuyla faydaları aynı olmakla birlikte özellikle her iki cinste de cinsel gücü artırmaktadır. İktidarsızlık, erken boşanma gibi ereksiyon problemlerine karşı bu dağ sümbülü bitkisi doğal bir Viagra görevi görebilmektedir. Sindirim sistemine karşı da oldukça faydalı olan bu bitki düşük kilolu olan insanlar yani bir deri bir kemik olan insanlar için iştah açıcıdır ve vücuda kuvvet verirdir. Yani iştah kapalı insanlara da faydalı olmaktadır. Bel soğukluğuna da iyi gelen bitki saç dökülmesini önlemektedir. Sarılık hastalığına ve karaciğer hastalıklarına fayda sağlayan bu bitki ayrıca karaciğerden kaynaklanan çeşitli cilt hastalıklarına karşı da faydalı olmaktadır. İdrar yolları enfeksiyonlarına da iyi gelen bu bitki uykusuzluğa karşı da faydalı olmaktadır. Uykusuzluk problemlerini ortadan kaldırarak, sinirleri yumuşatarak daha rahat ve huzurlu bir uyku uyumamızı sağlamaktadır. Nefes darlığına faydalı olan bu bitki solunum yolları rahatsızlıklarında bronşitlere faydalı olmaktadır. Sinir sistemine de faydalı olan bu bitki yani asabi olan, tedirgin olan, kaygılar olan insanlara karşı da uykusuzluk problemleri çeken insanlara karşı da bu bitkinin tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Genel olarak dağ sümbülü, kedi nanesi veya morbaş, Arap sümbülünün faydalarına değinmeye devam edersek,
idrar söktürücü özelliği vardır. Sinirleri kuvvetlendirerek, yani depresyon belirtileri olan kişilerde sinirleri yatıştırır. Her çeşit cinsel rahatsızlıklara karşı faydalı olmaktadır. Özellikle sertleşme ve iktidarsızlık problemleri olan insanlara karşı da cinsel gücü arttırıcı özelliği vardır. Hazmı kolaylaştırır, spam çözücüdür. Karın ağrılarını giderir, yani sindirim sistemi ağrılarını giderir. Mide kramplarını çözer, akne tedavisinde etkili olmakla birlikte bedeni rahatlatarak gevşetir. Bağırsak solucanlarının parazitlerinin tenya ve şeritlerinin düşürülmesinde faydalı olmakla birlikte mide ve bağırsak gazlarını söktürür. Ayrıca proton tom gibi böyle reflü hastalıklarına karşı verilen jel gibi bir özel etkisi olan bu bitki ayrıca yani reflü hastalıklarına karşı da faydalı olmakla birlikte kadınlarda aybaşı renkli günlerinde kanamalarda faydalıdır. Antiseptik mikrop öldürücü, kırıcı etkisi olmakla birlikte bunun yanında soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarda faydalı olmaktadır. Hazırlanan çayı veya zeytinyağında bekletilen öz suyu kafa tasımızda kaynaklanan migren, baş ağrılarında, şakaklarda duyulan ağrılara karşı da bitkiden elde edilen çayı şakağımıza veyahut da migren ağrılarımızın üzerine sürerek tıpkı krem sürer gibi ovuşturarak da ağrı kesici özelliğinden faydalanabiliriz. Astım, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarda bronşit hastalıklarında, nefes darlığı hastalıklarında faydalıdır. Güçlü bir terletici etkisi bulunduğundan bronşit gibi hastalıklarda, ateşli hastalıklarda vücudun ateşini düşürmekle birlikte grip hastalığının şahmetinden daha hızlı bir şekilde iyileşmemizi sağlamaktadır. Ayrıca vücuttaki terleme yöntemiyle de vücuttaki toksinlerin de dışarı atılmasında büyük etki gösteren bu bitki bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirerek tıpkı et kadar da lezzetli olan etsi bir tadı da olan bu bitki bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli, daha dayanıklı kılmaktadır. Haricen ve dahilen elde edilen lapası veyahut da zeytinyağında bekletilen öz jel gibi sıvısı bedenen vücuda sürülerek veyahut da çay yapılıp içilerek de kullanılmaktadır. Bitkiden elde edilen yapışkansı o jel gibi tabakada fiziksel olarak da modern tıpta kullanılmaktadır. Ve bunun yanında yapışkan olarak da kullanılabilmektedir. Bazı yörelerde bu bitkiye morbaş, dağ sümbülü, Arap üzümü ve çiriş otu gibi isimler denmektedir. Bahsettiğimiz gibi videomuzda, baştakinde bahsettiğimiz gibi Afrika'da, Asya'da, Türkiye'de, dünyanın birçok bölgesinde yetişebilen bu bitki genellikle toprağın 50 santim kadar derinlikten de soğansı kökleri olduğundan -35 dereceye kadar dayanabilir ve 3000 metre rakama kadar yetişebildiğinden şu an Mersin'de çektiğimiz bu dağ sümbülü otunu mevsimsel olarak Karadeniz'in veyahut da Doğu Anadolu'nun dağlarında da görebiliriz. Yaz aylarında nasıl olur diyecek olursak zaten toprağın derinliklerinde olduğu için yani 30 santim derinliklerde toprakta güven olduğu için dağ sümbülünün soğanı asitlik yapısından dolayı oldukça dayanıklıdır. Bitkinin üreyi